olduğu parka sokulan köpek. Hanım mı uyandı? Birkaç kere var. Devam et. Yecücüme cüc, pardon, harut marut büyüsü gibi aile arasını açarsın be. Özellikle kanallarda gezdir biraz. İğneleri yiyeyim. İğneleriyim. Gaza geliriz be. Frekansla beraber. Birkaç kez daha havla. Bu park bizim de bizim. Hop. Köpecik, sen daha iyi anlarsın Türkçeyi bunlardan. Devam et be, ne sustun? Kamera mı açtık? Müziği mi kapattık? Hey, sahibi! Devam et, ileri geri, ileri geri gezdirme, dava yaparsın. Sen hayvan seversin. Köpeklerini gönderdikleri halde, kamera önünde, göz önünde, sabahın köründe. Kedi cam çekişmese sesini duymayacağım, çekmeyeceğim. O kadar sessiz. Şimdi bab. Gezdir be, ileri geri, ileri geri. Sen hayvan seversin. Uy. Sana neler dediyse, benim videomu seyretmiyormuşum gibi hayvan katletmelerini. Çünkü meslek değil mi? Zonozlu cinayetler. Ne iş? Yeni bir dava, yeni bir karakolluk veya nezarethane tezgahı mı var? Nöbetçi mi değişti? Bir hayvan aşığı mı yönetiyor artık? Çocuk, ayın parkının etrafını bok etmeyi unutma. İnsanların oturduğu benklerin arkasında. İlaki paka. Saç bokunu, parazitini silkele. Uyuzunu dök, ayaklarının kemiği yerde yuvarlan. Saç. Gelme bedenim. Köpekçik, senelerdir insanlara konuşmaya çalışıyoruz, anlamıyorlar. Hayvanlara konuşalım o zaman, belki anlarlar. Hayvanlarla mı konuşuyorsun Yusuf Bey? Bu şeylerin arkasında biri var diye düşünme. Müziği kesin de susuyor be. Bir uzakta bu sefer. Fakat yine de parkta olacağız. Orası bizimdir, bizim. Belediye başkanı sokmayın demişti fakat değişti. Onu değiştirdik sokmak için parka. Laf söyletmemek için. Onu paketledik. Seçimi biz kazandık. Aynen yaptı. Böyle keskin nişancı gibi nereden getiriyorsan. Başımda saçımda karşındılar. Ayak bileklerinde iğnelemeler, çivilemeler. Şaşmaz. Öğlen öncesi. O yüzden bunlar hayvan gezdiriyor buradan. O yüzden bunlar hayvanlarla uğraşıyor. Besliyor. Yedirdikleri şeyler belli. Bu şeytanlığı yaratan şeyler. Bu işkenceleri yaratan şeyler. Bilerek kasıtlı tüm kesinlikle. Yoksa neden bu?
Türkiye'nin %99'u Müslümanmış. Müslüman böyle köpekle yatağımla yatar mı be? Köpekle evinde yaşar mı be? Bu şeyleri insanlara dayatır mı? Koşarak geldi. Sabotajı yedik. Yenisini almaya gideceğiz. Yeni kedi edindi. Buradan da sifon her lavaboya girdiğimde röntgen ediyormuş gibi. Başka hiçbir şey karşıma çıkmadı. Ne hayvanlığı ne hayvan. Burada tıkırtım duyulur duyulmaz balkondan. Burnumu uzatır uzatmaz. Orhun şiiri telepatik. Başımda ve ayak bileğimdeki kaşıntılardan, sokmalardan gün boyu kaç tane hayvan evimizin karşısından gezdiler sayabiliyorum be. Böyle kasıtlı bir hareket bu. Çayımız hazırlanıyor. Bakalım böyle kötü bir sağlık uyanışıyla balkona çıkınca tekrar yaşayacağız mı? Kim? Tahminen yeni ortaya çıkan son günlerde her sabah fırlayan beyaz süs köpekli eylem yapacak. Sadece böyle gözüme sokmakla kalmayacaktır. O tekrarları çok yaşadık. Hatta yanında magandalar bile olabilir. Her gelen öyle, amacı belli. Kim bilir komşularından burada olduğu gibi kaç kanser örneği falan filan var. Veya daha önce, buraya gelmeden önce olduğu yerde. Diğerleri gibi, tümü gibi hepsi gelip kasıtla döküyorlar parazitlerini işkence için. Geldim köşedeki kedicik dünün tekrarı. Anında işleme başla kedicik. Tekrar. Orada ot değil mi? Veya kuşlar geldi be. Ve köpekli tekrar burnumu uzatır uzatmaz aynı buraya bakıyor, çekiyor muyum diye. Dün kaydında da var. Ek olarak koyacağım. Hiç dinmediler. Gerçi eskiye göre az. Hepsi
bu kaşıntıları gönderdiğim penceremin karşısından dolaştırarak gece gündüz açmadım panjuru bakmak için, çünkü kumpasın parçası. Ve her lavaboya girdiğimde sanki röntgencilik yapıyormuş gibi sifon kaçsın değil mi? Ne oldu? Vaz mı geçtin? Evet. Bu boklu büyücü pencerenin önünü boka boğan sinek dayatan buradan çizgi halinde karınca getiren tahminen bütün sinekler buraya budana demektir ki bok var. Aynen böyle her lavaboya gittiğimde çekiyor. Nasıl bir zevk alıyorsa ondan. Bir yudum çay almadım anında kedi eylemi. Pislik göremiyoruz. Kuru öksürükler sabah sabah dinmedi. Uzun süre. Evet. Bu Akbaba Vanga. Akbaba yok. Neydi? Vanga'ydı değil mi? Ne? Taraftarları, kulları hala devam ediyor. Hala sonları getirilmiyor. Bütün mahallede yaptıkları belli olduğu halde bütün gün, bütün gece hiç dinlediler aralıklarla. Her zaman yaptıkları gibi 20 senedir. Ki eskiye göre sıfır. Ayak iğneleri, ayak bileği iğneleri, başta kaşıntılar, her hayvan getirdiklerinde buraya döktürüyorlar. Besbelli ayaklarını içeri sokmuşlar. Bunlar insanla barınamaz fakat böyle işkence yapar. 6-7 gün kaybolmadan önce. Uyuz olsa bile. Çünkü beslenmek istiyorlar. Ve hastalık saçmak. Kanser etmek. Ondan sonra o geçsin. Ceryan, rüzgar olayı. Zaten o zaman ısırıklar geliyor. Daha çok. Şimdi dış kapının penceresi kapalı. Çektiğimi bilip kameraya çıkmayacak şekilde açılıp kapatılıyor. Eylemleri ise gece. O şaşmaz. Bunlar bizi böyle
Besbelli komşular gibi. Hastalıktan götürme peşinde. Sonra yakınlarımıza veya komşulara, çevreye diyecektirler. Zaten ölecekti. O zaten ölecekti. Biz şimdi gidiyoruz. Böyle getirdikleri zaman havlamaları bile buyurun buraya geldi gaza getirmek için. Tamam gözüme sokarak. Havlamaları bile böyle sadece birkaç kez ben buradan 20 derecesine apartmanın girişine kadar bu da işlemden kabul. Ne iş, gaza mı getirecektin? Tuzağa dahil olan etrafta mı? Dostlarımız şeyi başladı. Onu kaçırdık. Dediği iyi sizler biliyorsunuz. Ama değerli kardeşlerim, bu parklarda çocuklarımızın oyun alanlarında efendim evlerimizdeki hayvanlarımızı getirip çocuklarımızın alanlarında getiremeyiz. Evet. Buraları kesiyorlar. Sonra çocuklarımız Allah muhafaza hastalıkla kapabilirler. O yüzden sizden özel istirhamım budur. Duyuyor musun hayvana Zeynep? Çok yakınına gittin orada. Hizmetine açtığımız bir parktır. Sokak hayvanlarını uzak tut. Çocuklarımızın sağlığı. Duyuyor musun kuaför? Park kafe, akbaba ve diğerleri. Anlaştık mı? Anlaştık, tek ben anlaştım. Kaç örneği var be, bunlar gelecek. Bütün devasa park yetmiyor. Buraya sokacak. Eski yaptıklarını bildiğimiz için bulaştırdıkları hastalıkları, parazitleri, mikropları, virüsleri orada hayvan sirkelettikleri için, hatta tarayıp döktükleri için böyle gözüne sokacaklar. Stres etmek için, hastalığa sürüklemek için buradan duyarak anında girer girmez dunk şaşmaz. Çıplak pencereyi mi açtık? Yazdık anında bu. Anında. Tek bir tane bu. Güçlü bir ses. Bunu yazdıktan sonra ayarlandı.